Evet arkadaşlar, bugün ne anlatıyoruz? Bugün yenilenebilir enerji alanında yüksek lisansı İngiltere'de nasıl yapacağız? Ondan bahsediyor olacağız. Aslında birazcık yenilenebilir enerji alanındaki yüksek lisans programları hakkında konuşuyor olacağız. Peki neler konuşuyoruz bugün? Yüksek lisans programı hakkında konuşacağız. Program seçimimizi neye göre yapmamız gerekiyor? Derslerimiz neler olacak? Nasıl dersler bizi bekliyor? Bu program için gereksinimler neler? Kabul sürecimiz nasıl olacak? Bunun için neler gerekli? En sonunda bir bağlayacağız aslında en sonunda. Peki, şimdi bu yüksek lisans programında bizi neler bekliyor? Neden İngiltere? Birazcık bundan konuşmak gerekiyor. Şimdi neden İngiltere konusunda, yenilenebilir enerji alanında neden İngiltere konusunda? Aslında şunu söyleyebilirim. Son sene, daha henüz baktım, 2022 senesinin verilerine baktım. Okuduğum bir kaynakta diyordu ki %45'lik enerji kaynağını İngiltere yenilenebilir enerji kaynaklarından aldı diyor ve o 2035'e kadar da bunun tamamen %100'e çekmek istiyor ve bu demek oluyor ki aslında burada çok büyük bir enerji ihtiyacı var ve bunu tamamlamak için de mutlaka yeni iş olanakları anlamına geliyor ve bunun ne kadar yükseleceği, bu iş olanaklarının ne kadar artacağı anlamına geliyor. Çünkü 2035'ten sonra da %100'ü devam ettirebilmek demek de aslında sürekli olarak bu iş kuluna ihtiyaç olacağı anlamına geliyor. Peki, bu yenilenebilir enerji kaynakları yüksek lisans programında bizi neler bekliyor? Aslında bu tek bir alanda açılmış bir yüksek lisans programı değil. Gün sonunda baktığınızda renewable energy resources da olabilir, systems da olabilir. Yani hem sistemleri hem kaynakları olarak geçiyor olabilir. Ya da daha spesifik olarak rüzgar enerjisi üzerine ya da biyomas üzerine ya da güneş enerjisi üzerine bir yüksek lisans programı olabilir. Bunların hepsi aslında genel çatı altında düşündüğünüzde yenilenebilir enerji olarak düşünmenizi istiyorum. Ve buradaki programınızı kendinize göre seçiyor olmanız gerekiyor. Bu program seçiminde aslında neye göre yapıyoruz? Biz genel itibariyle yeni lisanstan mezun olmuş öğrencilere en çatı, en kapsayıcı olanın programı seçmelerini öneriyoruz. Neden? Çünkü hangi alana daha çok ilgisi olduğunu bilmeden bir insanın direkt olarak ben lisanstan yeni mezun oldum, makine mühendisiyim ve rüzgar enerjisinde ilerlemek istiyorum demektense o zaman birazcık da güneş gör, biraz da biyomas gör, belki bunlar ilgini çekecektir diyebileceğimiz programlar oluyor. Dolayısıyla hepsini çatıdan görüyor olmak aslında bize bir avantaj sağlıyor. Çünkü gün sonunda sen rüzgar enerjisiyle alakalı bir işe başvururken yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden master yapıyor oluşun zaten yeterli oluyor. Seni yeterince kanıtlıyor. Onun yerine kendini daraltmaktansa daha geniş çerçeveden bakıyor olmak, daha geniş çerçevenin eğitimini tamamlamış olmak daha büyük bir avantaj olabiliyor. Burada da dersler aslında birazcık önemli. Şimdi bu noktada dersler aslında şöyle söyleyebilirim. Şimdi bazı programlar, bazı üniversitelerin bazı programlarında mesela birisinde olur rüzgardan hiç bahsetmez. Rüzgar odağı değildir o üniversitenin. Birisinde olur biyomasten hiç bahsetmez. Biyomas daha kimyasal bir olay olduğu için o programa hiç girmezler. Devam eder geçerler. Ya da kimisinde de yenilenebilir enerji ekonomisinden bahsetmez. Şimdi eğer gün sonunda ben bu işin ekonomisinde, ben bu işin planlama, proje yönetiminde bulunmak istiyorum, bu tarz projelerin proje yönetiminde bulunmak istiyorum diyen bir mühendis adayıysanız, o zaman hangi üniversitede, hangi yüksek lisansı yapacağız ve o yüksek lisanstaki dersler neler olacak, bunlar bizim için önemli olmuş oluyor. Peki gereksinimleriniz neler? Şimdi dediğim gibi kimi üniversiteler sadece biyomes üzerine açacak mesela, kimi üniversite sadece rüzgar enerjisi, kimi üniversite solar enerji üzerine açıyor olacak. Şimdi bu tarz spesifik olarak açılmış olan bölümlerde daha farklı gereksinimler olabiliyor. Mesela biyomes'te sadece kimya mühendisliğinden ben öğrenci alacağım diyebiliyor. Ya da sadece kimya ve çevre mühendisliğinden öğrenci alacağım diyebiliyor. Rüzgar enerjisi ise ben sadece uzay ve uçak havacılık mühendisliğinden öğrenci alacağım ya da makineden alacağım tarzında. Hani daha ayrı da
Dynamics konularını bilen öğrencilerden öğrenci istiyorum diyebiliyor. Ama daha genel çatıya gittiğiniz zaman da temel mühendisliklerden makina, elektrik, elektronik, bilgisayar, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği gibi gibi bölümlere aslında imtiyaz tanıyorlar ki onlardan ihtiyaç oluyor. O bölümlerden öğrencileri alıyorlar. Peki, lisans diplomamız geçerli olduğunu düşünürsek, geçerli bir lisans diplomamızı sunduk, bu gereksinimleri sağladık. Daha sonrasında neye ihtiyacımız var? Akademik bu kabul sürecinde aslında bahsediyor oluyoruz şu anda. Akademik iki tane referansa ihtiyacımız var. Bunlar dışında lisans güzel bir özgeçmişe ihtiyacımız olacak. Bu özgeçmişimiz aslında bize neyi sağlayacak? Biz bu alanda neler yaptığımızı kanıtlamamızı sağlıyor. Bu alanda lisanstayken neler yaptınız, lisansınız bitti, çalışma hayatınızda neler yaptınız, yeşil enerji için neler yaptınız, bu zamana kadar hangi faaliyetlerde bulundunuz gibi gibi özellikleri sıraladığınız bir özgeçmiş ve bunları anlattığınız aslında bir niyet mektubuna da ihtiyacımız olacak. Bunların hepsini yaptıktan sonra sadece kabulümüzü beklemek kalıyor açıkçası. Aslında genel itibariyle anlattığımı düşünüyorum ve bu noktadan sonra da yenilenebilir enerji alanında yüksek lisans yapmak istiyorsanız siz de mutlaka bizle iletişime geçin. Ancak bizle iletişime geçmeden de yapabileceğiniz şey hangi alanda nasıl ilgili olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Nasıl bir işte çalışmak istiyorsunuz, bunları düşünmeniz gerekiyor. Daha rüzgar odaklı mısınız yoksa güneş enerji sistemleri üzerine misiniz? Biyomes mi çalışmak istiyorsunuz yoksa sadece bu işin ekonomisi üzerine mi çalışmak istiyorsunuz? Bunlara göre program seçiminiz şekilleniyor olacak. Bunları sizlerden dinliyor olmak istiyoruz biz de. Dolayısıyla eğer siz istediğiniz programa karar verdiyseniz İngiltere'de yüksek lisans yapmak için mutlaka bizle iletişime geçin.